Merhaba arkadaşlar, Pozit TV kanalına hoş geldiniz. Şimdi sizlere e, gelen önerilerden ve sorulardan bir video hazırlamak istedim. Sezon başladı malum. Dik dungeonlarımızı sıfır bir şekilde şu anda dönüyoruz günümüz tarihinde. Fakat önümüzdeki resetle birlikte şeyler de yapmaya başlayacağız. Şeyler neydi? İşte dungeonlarımızda level, level'lar artıyordu. İşte 2 3 4 5 6 10 20 30 40 gidiyor yani sınırsız açık onları yapacaktık. Fakat şimdi resetten sonra ne yapmamız lazım? Ben onu anlatmaya çalışacağım dilimin döndüğünce. lisan olursa affola. Çarşamba günkü resetimiz geldi. Oyuna girdik. Haftalık yapmamız gereken çeşitli görevler var. Yani bunları bir hafta içerisinde bitirmemiz gerekiyor. Öncelikle resetten sonra geleceğiz abi. Türk pencereyi açacağız bakın şurada neymiş Adventure Guide se sekmesini açacağız. Bakın burada bir sürü görev var. Tamam mı? Buradan görevleri alabiliyorsunuz. Mesela görevi kabul et görevi kabul ediyorsunuz. Bunlar sizin haftalık yapmanız gereken görevler. Buradan mesela burada PvP görevleri de var. Eğer PvP oynamıyorsanız PvP görevlerini pas geçebilirsiniz. PvP oynuyorsanız PvP görevlerini de tamamlayabilirsiniz. Buradan size çeşitli görevler verecek bu görevleri tamamlamanızı öneririm her hafta. Ardından şu bulunduğum yerde bakın. Şurası zaten her stoncunun olduğu yer, in, inkipörün olduğu yer. Burada size bakın haftalık 3 tane görev açıyor. Bu 3 tane görevi de alıyorsunuz. Her hafta farklı görev açar bunlar. Gelip buradan görevleri alıp tamamlıyorsunuz. Mesela bu hafta ne istiyormuş? Mesela işte ne bileyim Warbot grubu görevini tamamla vesaire bilmem ne. Neyse gelip buradaki görevlerinizi alıyorsunuz. Bunları tamamlıyorsunuz. Ardından sırasıyla yapmanız gereken Raid Finder'a geliyorsunuz. Benim şimdi bu alt karakterim Raid Finder bende açılmıyor. Çünkü daha item level'ım yetmiyor sanırım. Raid finder'a geliyorsunuz. Buradan raid finder'da hangileri açıksa onları tamamlıyorsunuz. Çünkü buradan gelecek o sezon başı özellikle belki sezonun biraz ilerlerinde bu raid finder'a ihtiyacınız kalmayabilir ama sezon başı bu Raid Finder'ları da pas geçmemenizi size öneriyorum. Raid Finder'ımızı da bitirdikten sonra. World Blue şey haftalık görevlerimizi de buradan aldık. Raid Finder'ımızı yaptık. Daha sonra hazır gruplara gelin. Warbid'ine gelin. Raid Warbid'ine gelin. Buradan kendinize normal ama normal alanı. Yani item seviyenize göre. HC'ye girebiliyorsanız HC'ye de girin. Ama ilk önce normali bitirmenizi öneririm size her hafta. Yani sezonun hangi bölümünde olursa olsun. Yapmanızı öneririm. Çünkü upgrade için çeşitli taşlar veriyor bir, şey, bir şeyler. boyamaya ee, boya moya düşürürsünüz ileride. Hani full artı full bile yapmanızı öneririm. Ama en başlarda şu anda sezon başı bu normal raid'i atlamadan eksiksiz son boss kesene kadar yapmanız şart bir hafta içinde. Ondan sonra normali bitirdiniz. Eğer aitin seviyeniz yetiyorsa HC grubu bulun bir tane de kendinize. Yani girebiliyorsanız. Bir de HC'nizi yapın. Raid işimiz bitti. Ondan sonra da arkadaşlar e, zindanlar geliyor. Mitik dungeonlar. Mitik dungeonlarımızı yapacağız. Şimdi onda da şöyle size şey yapayım. Hatta durun diğer karakterime geçerek gösterirsem daha doğru olacak. Alt karakterimle girmemin sebebi diğer bütün görevleri bitirdiğim için göremeyeceksiniz diye size göstermek amaçlı alt karakterimle girdim. Şimdi burada da göstermek istediğim farklı bir bir konu var. Evet burada göstermek istediğim de şu. Şimdi burada mythic zindanlar yazıyor. Yani mythic dungeon. Eğer siz de oyun Türkçe'ye çevirmediyseniz dungeonlar. Bakın burada bir vault haftalık kutumuz var. Bu haftalık kutuyu açıyoruz arkadaşlar. Şimdi benim burada hepsi dolu. Ben bunları bitirdiğim için Hepsi dolu ama sizde bunların hepsi boş olacak. Benim size önerim bu kutuların hepsini tamamlayın. Bu kutuların hepsi nasıl tamamlanıyor? Raid'in birinci Bosundan son bosuna kadar keserseniz 3 tane raid kutusu açarsınız. Normal keserseniz normal açarsınız. Hc keserseniz hc açarsınız. Ben şimdi ilk hafta daha hc yapmadım. Bugün yarın yapmayı planlıyorum. Ee, HC Burada hc kutusu açmak çok daha mantıklı olur. Bakın şu an bana 610 item verecek. Ama HC açarsan daha yüksek seviye item verecek. Zindanlarda da aynı şekilde. Ne kadar yüksek K yaparsanız bu hafta K olmadığı için 0 sıfır verecek. 0'dan kaç veriyormuş? 603 veriyormuş. Ama önümüzdeki hafta yapabildiğiniz kadar maksimum K. K'de de şunu söyleyeyim. Bu kutuları voltları doldurduğunuzu farz edelim arkadaşlar. Yaptığınız en yüksek K üzerinden kutuyu alıyorsunuz. Yani... İşte ben burayı doldurdum tamam Mythic Dungeon'la işim bitti mi? Bitmedi. Yani atıyorum 2 yaptın 3 yap, 3 yaptın 4 yap, 4 yaptın 6 yap falan. Yani kendini yükseltebildiğin kadar yükselt. Bir de Rider Yop diye bir puanımız var bizim. Rider Yop puanını ne kadar yükseltirsen o kadar rahat grup bulursun. O kadar da zaten bu adam tecrübeli derler. Her grubu alırlar. Burası da böyle. Bir de PvP yapan arkadaşlar için burada PvP itemlerimizi satın aldığımız bölgede PvP görevleri açılıyor ekstradan. Ee, bunda da mavi olarak gözüküyor. Bakın ben de almışım hatta birkaç tanesini de tamamladım. Burada 3-4 tane de bu PVP görevi açılıyor. PVP görevlerimizi de haftalık buradan alıp tamamlıyoruz. Onun dışında meslek kasan arkadaşlarımız, mesela ne mesleği kasıyorsun abi? Herbalizm kasıyorsun veya Blacksmith kasıyorsun. Artık hangisini kasıyorsak onun şeyine geliyorsun, trainer olduğun yere. Mesela ben Javel Craft Jevalcraft kasıyorum. Javel Craftçıya geliyorum. Javel Craftçı bana burada her hafta bir görev veriyor. Haftalık görev. O görevimi yapıyorum bu anlattığım tamamen meslek kasan arkadaşlar için. Daha sonra meslek kasan arkadaşlar bu crafting orduun arka tarafında bir tane adam var bakın. Ee, şurası crafting order biliyorsunuz. Craft temlerimizi yaptığımız. Buradan içeriye giriyoruz arkadaşlar. Şurada bir adam var. Bakın bu da haftalık görev veriyor. iki tane ve bu eğer mesleklerinizi ikili arttırmak istiyorsanız çok faydalı görevler bunlar bunları almayı ihmal etmeyin bir de size şöyle söyleyeceğim yaptığınız işte üst seviye itemlerden şu mavi taşlardan düşüyor artisyen bilmem ne neyse artık deli dilimde bunlardan biriktiriyorsunuz bakın burada size işte skillinize 10 arttıracak. Skillinize işte 15 arttıracak falan. Şeyler, e, knoveler veriyor. Bunları da almayı ihmal etmeyin. Mesleğinizi çok hızlı geliştirmenize fayda fayda olur. Ama ben yok ben bunları harcamak istemiyorum şu anda derseniz almaya da bilirsiniz. O sizin tercihinize kalmış. Sonra gelelim diğer başka ne yapabiliriz? Şimdi ne duru haftalık şuradan görevlerimizi aldık. Bitirdik. meslek görevlerimizi bitirdik. PvP görevlerimizi bitirdik. Ondan sonra haritanızı açın arkadaşlar. Benim size önerim şu special eventler var ya. Bunların hepsini tamamlamanız şart zaten tamam bu yoksa spark alamıyorsunuz galiba öyle olması lazım bir de bakın şöyle mor üçgenler var mor üçgen görevlerini de tamamlayın bunlar sağda solda birçok şehirde var ee, mesela hangi şehirde var burada. Ben bunların hepsini yaptım da şu an göstermiyor bende. Mor üçgen görevleri çıkar böyle yani mor üçgen diye tarif etmek için daha anlaşılır olsun diye aklınızda kalır diye öyle söylüyorum. Bu görevleri de yapacaksınız. Bunlar da haftalık olarak çıkıyor. Onun dışında World Quest'lerinizi tamamlayın arkadaşlar. Mümkün olduğunca çünkü World, ne kadar World Quest fazla yaparsanız item upgrade yapmak için şu topladığımız Valor Stone'lardan fazla geliyor. Normalde Dungeon PvP işte Dungeon Raid PvP falan gibi giderseniz çok az az geliyor. Ama World Quest'lerden yaparsanız daha fazla top ...artı bu questlerden falan da geliyor birçok yerden. Ee, bütün world questlerinizi tamamlamanızı öneririm. Bir de benim mesela, benim burada mesela yan görevlerim eksik. Ben bunları ufak ufak tamamlıyorum. Yan görevler için acele etmiyorum ama... E, ...diyelim hepsini bitirdiniz şeylerin. Nedir o? Benim, benim size anlattıklarım hepsini bitirdiniz. Yapacak ne kaldı? Artık haritada ne kadar görev kaldıysa... ...mümkün olduğunca bitirmeye gayret edin. Çünkü yarın öbür gün bir güncelleme geldiğinde... ...oyuna yeni görevler gelecek. Bu görevlerin üstüne ekstra yük size görev binecek... Ee, bu sefer hiç işin içinden çıkamaz bir hale gelebilirsiniz yani. O yüzden mümkün olduğunca bitirmeye gayret edin bu görevleri. World Quest'lerinizi bitirin. Haritayı tertemiz yapın. Zaten bu söylediklerimi size anlattıklarımı yapmanız bir haftanızı alır zaten. Bir de hani... Herkesin oynadığı saat şeyi farklı dilimi farklı yani nasıl diyeyim e, kimi 3 saat oynuyor kimi 2 saat oynuyor kimi 10 saat oynuyor kimi 15 saat oynuyor. Yani bu senin oynadığın oyun sürene bağlı olaraktan bu bir haftaya zaten yayılacak şekilde bunu düzenlemişler. Yani bir karakterle bir haftada şu haritadan bir türlü çıkamıyorsun. Ha ama oyunda çok tecrübelisindir hızlı hızlı patır kütür bazı şeyleri hallediyorsundur bazı şeyleri pas geçiyorsundur. Onların artık böyle kendi önem sırana göre ayarlamışındır falan. Ama ona ben karışamam. O senin kendine kalmış. Ama normal böyle orta şeker bir oyuncuysan veya oyuna yeni başladıysan falan şu sana anlattıklarım zaten senin bir haftanı alır. Alt karaktere geçeyim mi diye soran arkadaşlar var oyuna yeni başlayan arkadaşlar. Arkadaşlar alt karakterle eğer oyuna yeni başladıysanız, tecrübeniz oyunda azsa hiç uğraşmayın arkadaşlar. Kendinize bir tane karakter seçin ve olabildiğince maksimum seviyede oynamaya çalışın o karakterinizi. Ee, bir karakterde uzmanlaşmadan bir farklı karaktere geçerseniz oyun tarzınız çok fazla bozulur. Diğer bu sefer iki karakteri de oynayamaz hale gelirsiniz bir süre sonra. Ee, bunu yapıp da oyundan soğuyan da birçok arkadaşımız var. Bu konuda böyleydi. Ee, onun dışında bakayım başka eksik bir şey bıraktım mı? Şimdilik benim anlatacaklarım bu kadar. İnşallah eksik bir şey anlatmamışımdır. Ee, aklıma bunlar geldi. Dilimin döndüğünce size böyle e, kafanızı karıştırmadan anlatmaya gayret ettim e, gayet net bir şekilde. Yani yapılacaklar bunlar. Şimdilik ben teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda tekrardan görüşmek üzere. Canlı yayınlarıma beklerim. Her gün hemen hemen canlı yayındayım. Youtube'da ve Twitch'te. Videoyu da faydalı buluyorsanız bir beğenin. E, abone değilseniz bir abone olun. Şimdilik görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.